Bu videoda farklı şekillerde ifade edilmiş sayıları karşılaştırmakla ilgili alıştırmalar yapacağız. Mesela burada 0,37 var. Bunun %37 olduğunu da düşünebiliriz. Buradaki sayı ise binde 307. Şimdi hadi hemen videoyu durdurun ve bu iki sayının birbirine eşit olup olmadığını ya da hangisinin diğerinden büyük olduğunu düşünün. Ne duruyorsunuz? Videoyu durdursanıza. Hadi şimdi de birlikte yapalım. Bu tarz sorularla karşılaştığımda ben sayıların aynı şekilde ifade edildiklerinden emin olmak isterim. Demek istediğim buradaki sayıyı ondalık sayı olarak rakamları kullanarak yazarsam karşılaştırmayı da daha kolay bir şekilde yapabilirim. Deneyelim mi? Bunu rakamlarla yazmak için bir bakalım. Binde 307'den bahsediyoruz. İsterseniz önce basamakları çizelim. Evet, bu birler basamağı olsun. Burada virgülü koyacağız. Burası onda birler, burası yüzde birler ve burası da binde birler basamağı olacak. Şimdi binde 307'yi düşünürken 307'nin bu basamakta olması gerektiği ile başlayabiliriz ve 307'yi buraya yerleştirmek için de 7'yi buraya, 0'ı buraya ve 3'ü de buraya yazmamız gerekir. Evet, işte binde 307. Birliğimiz olmadığı için birler basamağını da boş bırakacağım ve artık karşılaştırma yapmak çok daha kolay birler basamağı aynı. Onda birler basamağı aynı. Şu şekilde gösterirsem daha iyi olacak. Onda birler. Evet bu basamakları morla işaretliyorum. Peki ya yüzde birler basamağı? Burada yedi tane yüzde birlik var, buradaysa sıfır tane. Buna dayanarak da soldaki sayının sağdakinden daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Evet yüzde otuz yedi binde üç yüz yediden büyüktür. Bu soruyu soldaki sayıyı binde birlik olarak ifade ederek de çözebilirdik. Demek istediğim yüzde 30 yerine 0,37 yazıp binde birler basamağına 0 koyarak sayıyı binde 370 olarak yazabilirdik. Yazıyla da yazayım, binde 370. Sayılara bu şekilde baktığımızda da elimizde bir şeyden 370 tane varsa bu elimizde aynı şeyden 307 tane olmasından daha fazladır. Yani bu sayı bundan büyüktür demek daha kolay olabilir öyle değil mi? Peki hadi bir tane daha yapalım. Bu sefer farklı formatlar kullanacağım. Soldaki sayıyı ondalık formda yazacağım. 0,6 ya da onda 6 diyebilirsiniz. Sağdaki de 6 çarpı 1 bölü 100. Hemen videoyu durdurun ve sayıların birbirlerine eşit olup olmadıklarını, eğer değillerse de hangisinin daha büyük olduğunu bulmaya çalışın. Bu soruyu da az önceki gibi yani sayıları aynı şekilde ifade ederek çözmeye çalışacağım. 10'da 6'yı 6 çarpı 1 bölü 10 olarak yazabilirim. Böylelikle karşılaştırmanın da çok daha kolay olacağını görüyorsunuz değil mi? Peki 6 çarpı 10'da 1. 6 çarpı %1'den büyük müdür, küçük müdür yoksa eşit midir? Onda bir, yüzde birden on kat büyük olduğuna göre, yani eğer bu bundan 10 kat büyükse, ikisini de aynı sayıyla çarptığımız için bu bundan daha büyük bir sayıdır diyebilirsiniz. İsterseniz karşılaştırmayı sağdaki sayıyı ondalık sayıya çevirerek de yapabilirsiniz. Bu 6 çarpı yüzde 1 ya da yüzde 6 öyle değil mi? Birler basamağı 0, virgül, onda birler basamağı da 0, yüzde birler basamağında ise 6 olacak. Bunun bundan küçük olduğu tam olarak kafanıza yatmadıysa buraya bir 0 koyarak basamakları eşitleyebilirsiniz. Bunu yapınca bu sayı yüzde 60 olur ve yüzde 60 yüzde 6'dan büyüktür. Böylelikle aynı şekilde ifade edilmemiş sayıları benzer formlara getirip onları nasıl karşılaştırabileceğimiz hakkında bazı örnekler görmüş olduk. Örneklerimizin yüküsünde de soldaki sayı sağdakinden büyük çıktı.